Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymetli dostlar, sahabe hayatları köşemizde bugün Rabbim nasip ederse bir kadın sahabimiz bizlerin konuğu olacak. Peki bu konuğumuz kim? Bir mücadele kadını Havle binti Salebe bizlerle beraber olacak. Onu sizlere tanıtmaya, anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, konuğumuzu tanıtmadan önce sizlerden ricam. Aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu serimizin şöyle güzel bir beğeniye ihtiyacı var ve diğer serilerimize de bakabilirsiniz. Güzel bir beğeni sayısı inşallah Teala bu videomuzda istiyoruz. Şimdiden destek olan, yanımızda olan cümlenizden Rabbim razı olsun. O halde hazır isek ya Allah bismillah konuğumuzu, sahabemizi tanımaya. Havle binti Salebe. Orta yaşlı, fakir bir kadın. Sırtında komşusundan ödünç aldığı elbise ile gözyaşları içinde Medine sokaklarını adımlıyordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin derdine bir çare bulacağından emindi. Bunca yıllık evlilik birdenbire bir söz ile nasıl bitebilirdi? Senelerce hizmet ettiği, gençliğini verdiği, kendisine boy boy çocuklar doğurduğu adam birdenbire ona sırtını çevirmişti. Ne yapacaktı bu yaştan sonra? Hayır, hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir haksızlığa müsaade etmezdi. O değil miydi? Kadın ve eğitim hakları konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen. Evet. Havle'nin de böyle cahilce bir söz üzerine yuvasının dağılmasına izin vermezdi, vermemeliydi. Üstelik kocası da bir müddet sonra söylediği sözden ötürü pişman olmuş. Karısına geri dönmek istemişti ama bu dönüş helal olacak mıydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına vardı Havle. Gözyaşlarını sildi. Yutkundu. Tüm cesaretini toplayıp olan biteni anlatmaya başladı. Ey Allah'ın elçisi! Kocam bana sırtını çevirdi. Artık bana annemden farksızsın diyerek beni annesiyle bir tuttu. Bu durum Arap örfünde boşanmak demekti. Diğer bir ismiyle zihar. Zihar, erkeğin eşine onu kendisine haram kılmak maksadıyla sen bana anamın sırtı gibisin demesiydi. Havle'nin de eşi böyle yapmıştı. Geriye dönüşü yoktu. Oysa Havle boşanmak istemiyor, yuvasını kurtarmak için çırpınıyordu. Daha da ötesi, bu boşama tarzı çok onur kırıcı bir meseleydi. Yerleşik örf bu sözleri boşama addetse de bir kadın için bir hayli incitici olan bu adetin İslam diniyle bağdaşan bir yanı olmamalıydı. Kocası da pişman olmuştu. Adam utancından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmak istememiş. Bu boşanmadan geri dönüş olup olmayacağını öğrenmesi için onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Havle'nin üzüntüsünün farkındaydı. Ancak yapılacak bir şey olmadığını görüyordu. Kocası Havle'yi boşamıştı. Şefkatle baktı Havle'ye. Evs artık çok yaşlı bir adam buyurdu. Havle'yi teselli etmek istiyordu. Ama Havle'nin öfkesi bir parça daha kabarmış gibiydi amca oğlu Evs'e karşı.
zihninden kızgınlığının nişanesi pek çok söz geçiriverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Havle'yi durdurmak istercesine Evs hakkında Allah'tan sakın buyurdu bu kez. Söylenecek bir şey kalmamış görünüyordu. Bir an sustu Havle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durumu kabullenmesini istiyordu. Ne diyebilirdi? Ne yapabilirdi? Evet, daha üstün bir makama müracaat gerekiyordu. Onu da, kocasını da en iyi bilen ve tanıyana. Tüm kadınları ve erkekleri bilene, tanıyana, yaratana, yaşatana müracaat. Yani Rabbül Alemine münacaat. Hafifçe mırıldandı Havle. Allah'ım, şikayetimi sana arz ediyorum dedi. Bu yüreğinin derinliklerinden kopup gelen bir duaydı. Allah Azze ve Celle'nin mazlumların ahını işiteceğine dair güçlü bir imanla ifade edilmiş bir duaydı. Başı önde ayrıldı Hazreti Peygamber'in yanından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkı da olan biteni öğrenmiş, Havle ve Evs adına üzülüp ağlaşmaktaydılar. Oysa Havle'nin şikayetini alemlerin Rabbi duymuştu. Onun mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ad olmuştu. Allah Teala bu mücadeleci kadın için Mücadele suresini indirdi. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar, yani zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce art arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Böylece Havle'nin mücadelesinin tesiriyle bir cahiliye geleneği ortadan kaldırılmış oldu. Onun hikayesini konu edinen bu sure, Mücadele Suresi veya Mücadeleci Kadın anlamına gelen Mücadile Suresi ismiyle anıldı. Havle, Hazreti Peygamber dönemi kadınlarının hakları için verdikleri mücadelenin bir sembolü olmuştu. Bu durum Havle'ye ashab nezdinde de büyük bir saygınlık kazandırmıştır. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Havle onun karşısına çıkıp halka iyi muamelede bulunmasını tavsiye etmişti. Kendisini uzun uzun lafa tutmasına rağmen Hazreti Ömer'in Havle'yi saygıyla dinlemeye devam etmesi etrafındakileri şaşırtmıştı. Hazreti Ömer
bu yaşlı kadına gösterdiği hürmeti tarihe geçen şu sözlerle açıkladı. Allah'ın 7 kat göklerin ötesinden sesini duyduğu bu hanıma benim daha fazla kulak vermem gerekmez mi? Benimle akşama kadar konuşacak olsa bile namaz kılmak dışında hiçbir şey için yanından ayrılmam. Onu dinlemeye devam ederim buyurmuştur. İşte bu yaşlı Ensari hanım Allah katında Hazreti Peygamber ve ashab nezdinde kadınların gördüğü değer ve hürmetin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Okunan her mücadele suresi ile de tekrar tekrar yad edilmektedir. Evet kıymetli dostlar, bugünkü konuğumuz Havle binti Salebe'ydi. Umarım sizlere onu tanıtmaya, aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Kıymetli dostlar, bu serimizin devamı için sizlerden ricam ve Havle binti Salebe için de şöyle güzel bir beğeni yaparsanız, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Bu videoyu da sevdiklerinize paylaşarak bu sahabemizi onlara da tanıtmış olursunuz inşallah. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber oluncaya dek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.